Hoş geldin Narin. İçeride konuşsaydık. Sermet ne yaptığını sanıyorsun sen? Şey... Ha? Şadiye'yi öyle gecenin bir vakti cezaevinden kaçırmalar falan. Ha o mu? Fena mı oldu yani? Ya ne demek fena mı oldu? Ya başınıza bir şey gelseydi? Ya yakalansaydınız? Hayatımızın sonuna kadar kurtaramayacaktık Şadiye'yi oradan. Olur mu canım öyle şey? Ben bütün güvenlik önlemlerini aldım. Bir sıkıntı yoktu. Güvenlik önlemlerini aldım ne demek? Manyaklık bu Sermet. Sen öyle hareket ediyorsun kimsenin hayatını, geleceğini falan düşünmeden. Ben Şadiye'nin hayatını düşündüğüm için zaten Zafer'le buluşturdum. Şadiye'nin geçmişinden gelen tek temiz şey Zafer. Eski hayatına dönmemesi için Zafer bizim sigortamız. Anladın mı? Ya bekleseydin, bekleseydin serbest kalınca buluştursaydın. Nasıl bir manyaklık bu? Nasıl bir akıl açılması ya? Sen bize iyilik falan etme Sermet, anladın mı? Etme. Yok arkadaş, ben bu kızı yarınamayacağım ya. Ne pahalıymış bu kitaplardı be. Bir de kullanılmış üstelik. Üf, yine sıfırı tükettik Allah'a şükür. Aman canım sağ olsun. Aç değilim, açık da değilim. İşim de var. Bol yemek de var. Okuyorum da. Daha ne olsun be. Kirayı da verdim zaten. Oh, bir masrafım yok ki. Biriktiririm bile para bundan sonra. Selamünaleyküm hacım, hoş geldin. Aleykümselam. Var mı yaramaz bir durum? Yok, çok şükür. Kahveni hemen hazırlatıyorum. Sağ olasın. Hey Allah'ım ya, ya sabır ya, selamet. Ya dede, işe başlamadan önce bir haberleri okuyayım dedim. Yaptırdın mı kaydını? Yaptırmadım dede. Neden? Şey, ben dershaneye gitmek istemiyorum dede. Ha, yani okumaya niyetim yok diyorsun. Yok, öyle değil aslında ama yani... Ne? Oo, Narin kardeş, alışverişten mi? Toplamışsın bütün mahalleyi. Yok şefim, kitapları aldım. Okul başlıyor ya. Onca da çokmuş ya. Ya nasıl zaman bulacaksın da bu kadar kitap okuyacaksın ya? Ya 4-5 saat uyku yetiyor bana. Hem ben çalışırken dinleniyorum. İyi, aferin bakalım, hadi. İşler bekler, hadi. Günaydın Hacı amca. Günaydın Hacı amca. Günaydın güzel kız. Günaydın. Bak şu kıza. Bak da utar. Başında ana yok, baba yok. Okuldan çıkıp koşa koşa buraya geliyor. Gece yaralarına kadar bulaşık yıkıyor. Ondan sonra eve gidip sabahlara kadar ders çalışıyor, okula yetişiyor. Bir kendine bak, bir de ona bak. Dede ben ne yapayım? Kafam almıyor benim dersleri. Aa tabii ya. Kafanı vermezsen ne alacak? Hay... Tövbe tövbe. Daha fazla konuşturup da günaha sokma beni. Hadi yıkıl karşımdan. Yıkıl dedim. Kaydını da yaptırmadan gözükme gözüme. Niye vermedin ki mektubu? Taşınmış mı oradan? Ya mektubu polisler aldı çünkü. Ne polis lan? Eve mi geldi polisler? Vallahi işte 2 gün oldu. Sabaha karşı güm güm yıktılar kapıyı. Her tarafı talan ettiler. Seninle alakalı ne kadar evrak mevrak varsa hepsini toplayıp götürdüler. Bu arada senin mektubu da götürdüler tabii. Allah kahretsin ya. Durduk yerde bir de kızın başını derde soktum ha. Yok ya. O tarafta bir sıkıntı yok. Ben kontrol ettim. Kız her gün paşa paşa okuluna gidip geliyor. Böylesi daha iyi oldu oğlum. Baksana senin mesele günden güne büyüyor. Kim bilir bir daha ne zaman dönebilirsin geriye. Haklısın, belki de hiç. Kız da bunca sene beni niye boşu boşuna beklesin ki? Ay lanet olsun ya, şu başıma gelenlere bak abi ya. Tamam, 2 tane şirkete ortak olduk ama sadece kağıt üzerinde. Ya bu babam bazen var ya. Tamam sen bozma moralini. Sakin ol. Avukatlar bir çözüm bulacak elbet eninde sonunda. Ya neyi bulacak? Yine karıştırmıştır oğlum o bir şeyler. Baksana soluğu benimle Amerika'da, buralarda aldı yine. Ay lanet olsun ya. Bizi de bırak soktu, kendi pisliklerine bulaştırdı yani. Ya tamam, sen sıkma canını. Moralini bozma. İyi sarıl derslerine, tamam? Hadi görüşürüz. Biraz görüşebilir miyiz?
Bir aksilik yok inşallah. Fırat çıkamadı mı yoksa yurt dışına? Çıktılar. Babasıyla ikisini bindirdim biraz önce uçaklarına. Bir sıkıntı yok. Bu ne için? Fırat Bey'in o kıza bıraktığı mektubu bana vermen için. Hikmet Bey, Fırat'ın hayatından o kızın kesinlikle çıkmasını istiyor. Polis geldi eve, evrakları götürdü, mektubu da aldı dersin. Fırat'ın iyiliği için. Bak oğlum, bu parayla 2 yıllık kiranı ödersin. Kimse zararlı çıkmaz bu işten. İyi akşamlar. Müsaade edin, yardım edeyim size. Yok, geldik zaten. İşten mi geliyorsunuz? Sizi hep ben bu saatlerde görüyorum da. Evet, okuldan çıktıktan sonra bir restoranda çalışıyorum da. Aa, ne güzel. Hangi okuldasınız? Hukuk fakültesi, 1. sınıf. Siz? Ben şey, yurt dışında okuyacağım. Şimdi yazışma halindeyiz işte yurt dışıyla. Öyle inşallah haber gelince ben de gideceğim. Çok güzel. Öyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oğlum 6-7 kişiler lan, görmen lazım. Çıldırmış gibi geliyorlar üzerime. Benim de yanımda Zeynep. Oo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi insan da lafının üstüne gelirmiş. Hoş geldin. Ben de tam senden bahsediyordum Teo'ya. Gel otur, tanışın, kaynaşın. İyi akşamlar size. Afiyet olsun. Ben bir ilaç alıp yatacağım. Üşütmüşüm üstünüzü, afiyet de. Siz bakın keyfinize. Ama ayıp. Bak kaç saattir seni bekliyor çocuk. Nadim. Niye böyle yapıyorsun sen? Niye yabanilik yapıyorsun? Teo çok hoş çocuktur, öyle ipsiz sapsız falan da değil. İçi de okuyor. Ya Zeynep, çok yorgunum, çok uykum var. Uyuyacağım hemen izin verirsen. Ne olur ya. Sana iyilik yapan da kabahat. Başlatma Teo'ndan, başlatma ya. Ne Teo'su ya? Ben o defteri kapattım, yıllar oldu. Aşk meşk meşk, fırat fırat. Ders çalışacağım burada, işim gücüm var. Ölüyorum aşktan. İlik bir şey. Ha. Mümkün olsun üstü başıma bu saatten sonra. Bitmişim ben burada. Yuh! Allah'ım, ben nereden düştüm buraya ya? Bu ne ya? Nasıl çalışacağım ben bu dersi? Ya! Kızım ya! Kızım! Ulan konuştu benimle. Tamamdır bu iş oğlum. Yine adını soramadım ya. Yuh olsun bana be. Şişt. Birader, neye bakıyorsun? Sana ne lan? Kimsin sen? Sen neye bakıyorsun? Birader, sen bu mahallenin muhtarı mısın, şerifi misin? Ya hem muhtarıyım hem de şerifiyim. Ne olacak? Ya oğlum bak git. Yorma beni akşam akşam ya. Ya yorulsana sen bir. Gel gel. Gel bir yorulalım biz seninle. Oldu. Hı. Oldu. Al! Ah! Al lan. Al, doyamadım. Ah! Yorulduk işte. Allah canını almasın. Sen miydin kız? Ödüm koptu ya.
Ne yapıyorsun sen gecenin bir yarısı karanlıkta böyle oturmuş? Kız. Onun hepsini sen mi yedin? Ya zaten kavanozun dibinde vardı be. Ya ne tipi? Ben daha açmadıydım bile onu. Nasıl yedin bu kadar şeyi? Aman ne yapayım be? Üf, canım çekti. Kız vallahi hamile olsan aşeriyon diyeceğim ha. Kız hamile misin yoksa? Aman yok be, üf. Nereden çıkarıyorsun ya böyle şeyleri? Tabii canım. Allah Allah. Hamile değilsin. Benimki de laf işte. Mehmet yeni uyudu. Bir derdi var oğlanın. Nedense bilmiyorum. Benim de gözüm uyku tutmadı. Kız bir çay koyayım mı kız? Şöyle karşılıklı ana kız içeriz ha. Şşş, anne kız. Lokmana yapsak ya yanında yeriz. Kız sen daha doymadın mı kız? Ha? Kız bana bak. Sen şöyle bir kilo mu aldın kız sen? Ha? Aman yok be. Aynıymış da senelerdir. Yarın diyor bir hoca hanıma gideyim diyorum ben. Oğlanı bir okutayım diyorum. Nazar değdi kız. Kız şu çakır gözlü karının nazarı değmiş olmasın sakın. Benim zaten hiç gözüm tutmadıydı onu. Ya anne bak çok iyi kız. Vallahi tanısan çok sevecen onu. Vallahi. Tabii tabii. Buğulu yakışıklı oğlanı yamanıyor tabii. Ne yapacak? Zaten senin oğlunda da hanlar, hamamlar böyle paraya para demiyor değil mi Mehmet anne? Ha. Benim oğlumun gönlü zengin, gönlü. Bir kere hedese bütün kız anaları kapımda dizilecek. Değil mi? Vallahi öyle anne. Ona ne şüphe. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.